Önce değerli arkadaşımızın ifade ettiği gibi maalesef son günlerde Karadeniz'de sel, güneyde yangın konusuyla ciddi bir şekilde ülkemiz sarsılmış bulunuyor. Bundan dolayı derin bir üzüntü içindeyiz. Burada tabii bizim ormanlarımız ve ormanlarla birlikte orada bütün değerlerimiz, tabiat varlıklarımız bizim için son derece önemli, son derece hayati. Bunların böyle şekilde zarar görmesi gerçekten bizleri derinden üzmekte. Çevre zaten her ülke için, her millet için bir hayat demektir. Dolayısıyla bu konuda gördüğümüz zarar ziyan bütün ülkemiz için gerçekten ciddi bir kayıptır. Bunun derin üzüntüsü içindeyiz. Bu yapılanların, bu yangının nasıl çıktığı konusunda çeşitli yorumlar var. Bu yorumlar gerçekten bizim ilgili makamlarımız tarafından, ilgili birimler tarafından çok ciddi ve hassas bir şekilde, dikkatli bir şekilde incelenmekte. Bunun sonuçlarına göre mutlaka gerekenler yapılacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Yangından hem selden zarar gören tüm vatandaşlarımıza biz büyük samimiyetle geçmiş olsun diyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımız var. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Birlikte 84 milyon bir millet olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu sıkıntıların da üstesinden geleceğimizden eminiz. Kıbrıs'ın fethinin, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşunun ve Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri'nin kuruluşunun yıl dönümünü kutladığımız bugün de aynı zamanda toplumsal direniş bayramında kutlamanın zevkini, onurunu, gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin silahlı kuvvetlerinde günüdür. Onu da bu şekilde efendim kutluyoruz. Şanslı arkadaşlarım adına da silahlı kuvvetler gününü Kıbrıslı kardeşlerimizin kutluyorum. Malum uzun yıllar acılar, ızdıraplar sonunda bundan 47 yıl önce artık yeter demek suretiyle Kıbrıs'ta bir barış harekatı icra edildi. Ve bu barış harekatıyla birlikte sadece biraz önce arkadaşımızın da söylediği gibi, Sayın Merhum Ecevit'in de söylediği gibi sadece Kıbrıs Türk'ünün değil aynı zamanda Rumların da acısı bir anlamda durduruldu, sona erdi. Adaya sulh ve sükun geldi. Bu barış ortamı şu anda orada bu barış harekatının bir sonucu olarak hakikaten büyük ölçüde devam etti, devam etmekte. Bundan dolayı da bu barış harekatının yapılmasında emeği geçen Merhum Ecevit'e, Merhum Erbakan'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ne kadar şükran duygularını ifade etsek azdır. O günden bugüne 1974'ten itibaren de gerçekten adada barış havasının hakimiyetini hep birlikte izliyoruz, görüyoruz. Bu sözlerimin hemen başında şunu ifade etmek istiyorum. Kıbrıs meselesi bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, bizlerin yani 84 milyon milli meselesidir. Biz 1974'te neredeyse aynı yerdeyiz. Bildiğiniz gibi anlaşmalar çerçevesinde çeşitli statükolar belirlendi. Bunlardan biri de orada 3 devletin garantör devlet olması. Bunlardan biri de Türkiye Cumhuriyeti Devleti, garantör devlet. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk askerinin adadaki varlığını çeşitli şekillerde mecrandan çıkarmak, farklı şekillerde yorumlamak gerçekten son derece yanlıştır, gerçekleri yansıtmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede mevcut anlaşmalar çerçevesinde garantör sıfatıyla bulunmakta, bulunmaya da devam edecek. Ve bunun saptırılması, bunun mecrandan çıkarılması, bunun bir takım böyle farklı şekillerde yorumlarla oradaki varlığımızın meşruiyetini tartışma haline getirilmesinden Yunan tarafının ve Rum tarafının vazgeçmesi lazım. Bu adaylardaki mevcut statikoyu belirleyen anlaşmalara uymalarını bekliyoruz. Kıbrıs Türk halkının eşit egemenliği, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsü ve hepsinin ötesinde de Türk Silahlı Kuvvetleri'yle birlikte Türk halkının adadaki meşruiyeti ve varlığını kabul etmesi de temel esastır. Bunun mutlaka sağlanması lazım. Bunun mutlaka Rumlar tarafından, Yunanlar tarafından anlaşılması ve özümsenmesi gerekiyor. Anlaşmaların yürürlüğe geçmesi, barışın, huzurun kalıcı bir hale dönüşmesi için. Bu 50 yıldan beri denenen çözümle alakalı çeşitli çalışmalar var. Çeşitli görüşmeler yapıldı, çalışmalar yapıldı, toplantılar yapıldı. Artık anlaşıldı ki bu formüllerle herhangi bir şekilde adada kalıcı çözümü bulmak mümkün değil. Dolayısıyla bunlardan vazgeçmek lazım. Bu konuda her türlü barışçıl, bu konuda her türlü uluslararası teamüllere uygun şekilde ve oradaki ada halkının güvenli ve refahı için ortaya atılan formülleri reddeden Rum tarafının artık bu tutumundan vazgeçip daha barışçıl, çözüme yakın ve çözüm oluşturucu, çözüm odaklı, olumlu bir yaklaşıma geçmesi kalıcı bir çözüm için şart. Bu provokatif söylemlerle bir elde varılamayacağın anlaşılması da bizim için çok önemli. Barış, huzur ve istikrar için artık anlaşılmıştır ki adada eşit, egemen iki devletin çözüm şart. Bu açık ve net bir şekilde geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıdan Nisan ayında
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin katıldığı toplantıda Türk tarafı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından açık ve seçik bir şekilde ifade edildi. Artık bundan vazgeçmek, bundan geri adım atmak söz konusu değil. Bunu herkesin bilmesi lazım. Herkesin kendisini buna göre düzenlemesi lazım, ayarlaması lazım. Yani bu konuda toplantı yapıldıktan sonra, Nisan ayındaki toplantıdan sonra Sayın Tatar'ın da, Sayın Cumhurbaşkanı Tatar'ın da açıkladığı formüller çerçevesinde tarafların kendisini buna göre uydurması lazım. Biz başlangıçtan itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak daima olumlu bir ajanda takip ettik, olumlu bir gündem takip ettik, yapıcı yaklaşım içinde bulunduk, çözüm istedik, barış, huzur istedik. Dolayısıyla bu geldiğimiz noktada ki konumuz itibariyle de yine bu tutumumuzu sürdürüyoruz. Bunun da Kıbrıs Rum tarafından, Güney Kıbrıs Rum yönetim tarafından anlaşılması, Yunanistan tarafından anlaşılması ve uluslararası aktörlerin de bunu özümseyip buna destek sağlaması lazım. Taraf olmak yerine çözümü destekleyici bir konumda olmaları lazım. Özet olarak Kıbrıs Rum tarafının bu statükocu ve uzlaşma tutumundan bir an önce vazgeçip Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tatar tarafından dile getirilen 6 maddelik çözüm önerisinin bir an önce olumlu bir yaklaşımla değerlendirilmesi ve o istikamet ilerlemek suretiyle adaya kalıcı barış ve huzurun gelmesine katkı sağlamalarını bekliyoruz. Üçüncü taraflardan beklentimiz, üçüncü taraf aktörlerden beklentimiz, objektif olmalarını bekliyoruz. Konulara akıl ve mantık çerçevesinde yaklaşmalarını bekliyoruz. Özellikle Avrupa Birliği'nin ve uluslararası diğer aktörlerin stratejik körlükten vazgeçmelerini bekliyoruz. Gözlerini açıp bir an önce sahadaki gerçeklere göre konuşmalarını, görüşmelerini ve bu çözüme katkı sağlamalarını bekliyoruz. Avrupa Birliği'nin bu konularda taraf değil, kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeleri lazım. Yine bazı Avrupa Birliği ülkelerinin, Avrupa ülkelerinin kendi hak ve menfaatleri, kendi menfaatleri doğrultusunda Kıbrıs konusunu istismardan vazgeçmeleri lazım. Bunu bekliyoruz. Ve bu garanti ve ittifak anlaşmaları var malum. Bu anlaşmaların hala yürütte olduğunu ve dolayısıyla burada Türkiye olarak hakkımızı, sorumluluklarımızı, görevlerimizi eksiksiz yerine getireceğimizi, bunun taraflarca bilinmesini ve buna göre hareket edilmesini de bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Biz herhangi bir şekilde Kıbrıs'ta ne kendi ne de Kıbrıs Türklüğünün hak ve menfaatlerinin çiğnenmesine müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir şekilde bir oldu diye göz yummayacağız ve dolayısıyla Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün yer almadığı hiçbir projenin de yaşama şansı olmadığını herkesin kafasına sokması lazım.